Hayırdır, neye baktın? Görmüyor musun yüzümün halini? Mahvettin. Morarttın her yerimi. Bir de ben mi suçlu oldum şimdi ha? Kızın çantasını alıp kaçtım be. Bak dua et, kumrunun saçının teline zarar gelmedi. Yoksa seni kimse elinden alamazdı. Bir tek sen mi seviyorsun abi? Ne alaka şimdi? Parasızlıktan bir yüzük alıp da isteyemedim sevdiğimi. Ha, sen de hırsızlık yapayım dedin. Adam gibi çalışıp kazansana be adam. Demesi kolay. İş var da biz mi çalışmadık? Bak sen gelip bana böyle güzel güzel anlatmış olsaydın, ben sana zaten o parayı verirdim. Ha, kesin. Senin gibi zenginler bizim gibiler görmez bile. Dilenci der geçerdi. Ama bak, şimdi ikimiz de eşitiz. Ama iyi oldu bir yerde. Hak ettin. Bana bak, suçunu bil, adabınla otur. Kumruya dokunmanın bedelini ödeyeceksin. Sen de bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Şikayet ettim seni. Bak hala konuşuyor ya. Keşke kolunu bacağını da kırsaydım senin. Sen iyi misin Kumru? Ozan çıkarsa daha iyi olacağım Tuğçe. Ya sen keşke akşam haber verseydin bize. Ozan istemedi. Ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Yani çıkar diye düşündüm ama hala tut... Kumru, senin bu evde yerin belli. Sen annemin bakıcısısın. O senden vazgeçmediği için geri döndün işine. Anladın mı beni? Anne sırası mı şimdi? Sırası Tuğçe, sırası. Ozan senin mahallene giderken kaza yaptı. Senin yanındayken de bu işler başına geldi. Ozan'dan uzak duracaksın Kumru. Anladın mı beni? Kaç kere söyleyeceğim kızım sana, uzak dur oğlumdan. Gördün mü Ozan'ı? Yok. Avukat yeni geldi. Kapkaççıyla görüşecek. Şikayetçi olmasın diye. Ne? Bir de oğlumdan şikayetçi mi olacak? Kapkaççı olan o. Oğlun adamın hışını çıkartmış, hışını. Garibim canını kurtarmak için çantayı verip kaçmış. Bizimki yok, durmuyor. Peşine düşmüş, dayağa devam. Neyse ki yapılan müdahale basit tıbbi müdahale diye geçmiş kayda. Ne olacak şimdi? Çıkamayacak mı oğlum? Halledeceğiz, halledeceğiz. Sizin burada yapacak bir işiniz yok. Hadi eve gidin. Ay yok, ben hiçbir yere gitmem. Vallahi ben de gitmem baba. Abimi görmeden hiçbir yere gitmem. Sen benimle gel. Memur Bey, sizden bir şey rica edebilir miyim? Birine bir not yollamam gerekiyor da. Kalem kağıt veremem. Yasak. Tamam, siz yazın o zaman. Ben mi? Bir de sana olaklık mı yapacağım? Bakın, bir sorunun cevabını çok merak ediyorum. Benim için çok önemli. Ya siz hiç aşık olmadınız mı? Hı? Yani böyle sevdiğinize ulaşmak isteyip de ulaşamadığınızda kafayı yediğiniz bir an olmadı mı hiç? Gerçekten bir not yollamam lazım. Lütfen. Senin avukatına yazman lazım. Buradan anca öyle çıkarsın. Bakın benim çıkmak gibi bir derdim yok buradan. Eğer zaten sevdiğimden olumsuz bir cevap gelirse burada kalayım daha iyi. Tövbe tövbe. Memur Bey lütfen. Bakın rica ediyorum. Götürüverin şu notu. İnsanlık namına ya. Kumru kızım, sana bir şey anlatmak istiyorum. Zengin bir adam varmış. Bir de oğlu böyle uzun boylu, yakışıklı, baba yiğit bir çocuk. Sonra bir gün bir kızla karşılaşmışlar. Fakir bir kızcağız. Bizim oğlan deli divane. Aşık olmuş kıza. Ama işte ailesi karşı çıkmışlar bunların evlenmesine. Bizimkiler de kaçmışlar birlikte. Şimdilerde çok moda ya hani bu büyük şehirlerden kırsal bölgelere göç. Bunlar da bir köy bulmuşlar, yerleşmişler. Oğlan işte gün boyu tarlada çalışıyor. Bizim kızcağız ufak tefek böyle örgü işleri yapıyor, mutfağa katkıda bulunuyor. Çocuklarını büyütüyorlar. Mutlu mesut yaşıyorlarmış. Sen duydun mu bu olayı? Ben de duymadım kızım. Çünkü böyle olaylar ancak ya filmlerde olur ya masallarda olur. Gerçek hayatta ne olur biliyor musun? Ha işte bunlar olur. Karakollar, hastaneler, mutsuzluklar. Bakın ben... Paranın rahatlığına alışmış insan gerçek hayatta ondan çok zor vazgeçer. Vazgeçebilse de mutsuz olur. Alıştığını bulamadıkça suçlar, kızar, üzer. Şimdi sana oğlumu koruyormuşum gibi geliyor değil mi? Hayır. Ben seni koruyorum. Beni mi? Evet kızım. Seni oğlumdan koruyorum. Ozan bana asla zarar vermez. Beni ondan korumanıza gerek yok ki. Keşke senin gözlerinde görebilseydim oğlum. Benim oğlum lisede 5 okul bıraktı. Bizim ev tasdiknamelerle dolu. Benim oğlum tek bir şeyle yetinmedi hiç. Ne tek bir müzik aleti, ne tek bir tatil, ne tek bir okul, ne de tek bir sevgili. Yetinmedi, yetinmeyecek. Kalbini kırdığı kim bilir kaç genç kız bizim evin kapısına dayandı gözyaşları içinde. Ben sayısını unuttum. Bunları bil, sonra da duymadım deme. Sen de bir annenin, babanın bir kızısın. Zaten zor bir hayat yaşıyorsun. Bir de üstüne üzülmeni istemem. Ama oğlumu da kimseye yedirmem. Eğer oğlumun başına yine böyle senin yüzünden bir şey gelirse Kumru. Seni evden gönderdim. Bu şehirden de gönderirim. Hamit Bey, başkomiserim sizi çağırıyor. Al. Bunu Ozan Öztürk gönderdi. Kumru, sevgilim olacak mısın? Cevabını çok merak ediyorum. Lütfen bana yaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.